Altıncı soru. Misak-ı Milli kararlarının Mebusan Meclisi'nde kabul edilmesi İtilaf Devletleri'ni rahatsız etti. İtilaf Devletleri 16 Mart 1920'de İstanbul'u resmen işgal ettiler. Ulusal egemenliği zorla ortadan kaldırmak için Mebusan Meclisi'ni basıp milletvekilleri ve aydınları tutukladılar. İtilaf Devletleri işgal geçicidir. Amacımız saltanat makamını güçlendirmektir. Ancak Anadolu'da isyanlar devam ederse İstanbul Türklerden alınacaktır. İfadelerini kullanarak birbirleri yayınladılar. Buna rağmen Türk milleti baskılara boyun eğmedi ve milli mücadeleye desteğini artırarak bağımsızlık yolundaki azim ve kararlılığını ortaya koydu. Verilen paragrafta yalnızca itilaf devletlerinin yayınladığı bildiri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Arkadaşlar burada İtilaf Devletleri'nin bildirgesinden neye ulaşabiliriz diyor? A şıkkı misak Milli kararları İstanbul'un işgaline neden olmuştur. Misak-ı Milli kararları İstanbul'un işgaline neden olmuştur. Doğru. Ama bu bildirgede bahsettiği şey bu değil. O yüzden A'yı eliyoruz. B şıkkı Meclisi kapatarak milli iradeye saygı göstermemişlerdir. Bu da doğru ama bahsettiği bildirgede bu değil. Bu yüzden bunu da eliyoruz. C şıkkı işgale karşı Türk halkının tepkisini azaltmayı amaçlamışlardır. Arkadaşlar işgalin geçici olduğunu söyleyerek saltanatı güçlendirmek amaçları olduğunu söyleyerek halkın isyan etmesini engellemek halkın bu işgale tepkisini azaltmak. Bundan dolayı bu bildirgeyi yayınlıyorlar. Cevabımız C şıkkı. D şıkkına da bakalım. Türk milleti bağımsızlık mücadelesine desteğini artırmıştır. Bu bildirgeden bu çıkmaz ama parça bütünlüğüne baktığımız zaman diyor buna rağmen Türk milleti baskılara boyun eğmeyerek milli mücadeleye destek vermiştir. Arkadaşlar cevabımız C şıkkı.